Üniversitenin ilk başladığı zamanlar bir kızla arkadaşlık kurdum. Üçüncü senesi olmasına rağmen birinci sınıftan ders alıyordu. İyi mizahı var. Dersler konusunda da bilgili. Nasıl kalıyor daha sonra anlatacağım. İyi anlaşıyoruz. İki kız geceleri WhatsApp'ta dedikodular yapıp gündüzleri de okulda gülüp eğleniyoruz. Başlarda bir terslik olduğunu düşünmedim ama sonra fark ettim ki kızı kimse sevmiyor. Fiziki olarak çoğu erkeğin ağzının suyunu akıtacak bu kız baya baya erkekler tarafından bile iğrenç bulunuyor. Yavaş yavaş açılmaya başladı bu kız. Onu sevmeme nedenlerini anlatmaya başladı. Çok dengesiz davranmış eski ilişkilerinde. O yüzden de bölümde ve okulda çok fazla insanla birliktelik yaşamış ama hepsini yarı yolda bırakır gibi gittiği için onların arkadaşları da ona düşman olmuş. Buraya kadar her şey gayet normal ilerlerken bölümde abla olarak bildiğimiz yüksek lisans öğrencisi birisi vardı. Ara sıra oturur bahçede konuşurdum onunla. Her neyse bu abla yanıma koşarak geldi. Senin onunla ne işin var? Arkadaş olacak başka birini bulamadın mı diye bağırmaya başladı. Ya ne olmuş, nesi var ki onun diye cevap verir vermezdi. O kız büyü yapıyor, iyi kız değil o diye tıktı ağzıma lafı. O kızın eski sevgilileri neler neler yaşadı, neler dönüyor o kız hakkında buralarda bir bilsen falan diye abartırcasına konuşunca önce şaşırdım. Sonra da beni soğutmak için saçmaladıklarını düşündüm, unuttum gitti. Film izlemek için çağırmaya başladı beni. Normalde gülüp eğlenen bu kız evde kapkaranlık bir şeye dönüşmeye başladı. Evde olduğumuz bir akşam elektrikler gitti. Konuşmamaya, tavana bakıp ürkmeye başladı. Sorunun ne olduğunu sorduğumda bir şey yok deyip beni geçiştiriyordu. Bir oldu, iki oldu, üç oldu derken artık gerçekten korkmaya başladım. Gündüz vakti her şey yolunda, gece vakti bir şeyler oluyor gibiydi. Dayanamayıp soracağım diye düşündüm ona bir sonraki gidişimde. Ama konuyu nasıl açarım diye düşündüm ve onun bana açmasını sağlamaya karar verdim. Ona gittiğim bir akşam konu cinlere, büyülere falan geldi. Keşke yapabilseydik, sen ne yapmak isterdin diye sordum. Ben zaten yaptım deyince inanır mısınız bilmiyorum ama tüm saç tellerim sanki tek tek yukarıya dikilmiş gibi oldu. Bunu öyle bir soğukkanlılıkla söyledi ki bir an beni dört yerimden bıçakladıktan sonra her yer kan içindeyken ekmek arası bir şeyler hazırlayıp yiyebilir diye düşündüm. Ne yaptın diye sordum. Beğenilme ve arzulanma gibi şeyler. Çirkin bir lise dönemi geçirdim. Şişmandım, sevilmedim anlıyor musun diye iğneler gibi konuşmaya başladı. Nasıl yaptın diye sorunca da boş ver, iyi bir şey değil, rahatsız ediliyorum. Her gün, her gece, her geçen gün artıyor şiddeti, dedi ve içini dökmeye başladı bana. Önce evde karartılar görmüş, sonra elektrikler gitmeye başlamış hep. Annesi birkaç kez taşınmasına rağmen elektrik gitmesi hep bırakmamış peşini. Bir şey musallat olmuş onu, sonra etrafındaki insanlara zarar vermeye başlamış. Erkek arkadaşlarını rahatsız etmiş, kimisi kaza geçirmiş falan. Tesadüfi sebepleri de buna bağlamak istemiyorum aslında ama sonra annesiyle kalırken geceleri evde yerde uzanmış karartılar görüyorlarmış. Annesi daha fazla dayanamamış, zaten araları da iyi değilmiş. Annesiyle ayrı eve çıkmaya karar vermişler. Ayrı eve çıkınca her şeyin şiddeti daha da artmış. Bir şeyler tamamen netleşmeye başlamış. Havada süzülen karanlık dumanlar, ona bakıp gülümseyen yüzler, gece yarısı yanında beliren varlıklar. Bunların hepsi hastalık gibi gözükebilir. Doktora da gitmek istemiyorum dedi bana o gün. Ben de belki de tedavi edilebilir bu. Gördüklerin rüya ya da halüsinasyon olabilir. Bir gerçekliği yok diye çıkışmama rağmen yakında benimle kaldıkça görürsün gibi sözler söyledi. O zamana kadar hiçbir şey görmemiş olmamın cesaretiyle keşke görebilsem, ben onlara inanmıyorum, yok öyle şeyler dedim. Bu arada söylemeden edemeyeceğim.
Ona gittiğim günlerde mutlaka elektrikler kesiliyordu. Bu olaylardan sonra ertesi gün evime dönünce birkaç gün hiç görüşmedik. Ben yazmadım. Biraz ürkmüştüm açıkçası. Karşımdaki insan musallata uğramış bir kızdan, zihinsel olarak hastalanmış ve her an her şeyi yapabilecek bir insan izlenimi uyandırmıştı bende. O da yazmadı hiç. Büyük ihtimalle beni korkuttuğunu düşünecek olsa gerek. Bir hafta kadar iletişimde olmadık. Okulda da selamlaşmadık. Çok net hatırlıyorum. Bir cumartesi sabahıydı. Bir film göndermiş bana. Mindfuck. Filmlerden bir tanesi. Three Angel. İkincisiydi sanırım. Akşam için gelmek ister misin diye sordu. Hem merak etmem hem de boş bulunmamdan olsa gerek. Akşam sendeyim diye cevapladım. Akşama doğru marketten bir şeyler aldım atıştırmalık. Evine gittim. Daima dağınık olan evini bir güzel toparlamış. Hoş geldin faslı sonrası yayıldım kanepesine. Filme hemen geçelim mi yoksa muhabbet edelim mi diye sorunca da anlatmak istediği bir şeyler varmış izlenimine kapıldım. Bir de tuhaf bir hali vardı. Bir şeyler anlatmak istiyordu. Anlatamıyor olmanın kabızlığına sahipti. Sorun ne? Neyin var diye sordum. Bugün dolunay var. Sana anlatmadım ama ben böyle günlerde çok rahatsız ediliyorum. Bugün inanmadığın şeyleri görebilirsin bile deyince korkmak yerine içime bir heyecan bastı. Lise zamanında cin çığırılığım dediğim arkadaşlarımın sen ciddiyetin farkında değilsin lafları kulaklarımda yankılandı bir an. Nasıl olacak? Ne olacak diye sordum. Bilmiyorum. Korkma sakın ama sana zarar vermezler deyince korku denilen şeyi hissetmeye başladım. Atıştırmalık cipslerimizi, limonlu keklerimizi yerken sanki etrafımdan bir şeyler geçiyor gibi hissediyordum. Ama bu benim kuruntumdan başka bir şey değildi. Kendimi bir şeyler çıkacak, aa öcü diye şartladım çünkü. Korkma, gevşey biraz gibi laflarını işittikçe daha da korkutuyordu bu beni. Gel geçelim filme dedi. Açtık. Filmi izlemeye başladık. Ama ben korktum bir kere. Işıklar açık olsun dediğim için ışık açıkken izliyorduk. Filmde kadının çevresindeki herkesi kesiyorlar falan ama aklım filmde değil. Her an cin falan görebilirim diye düşündüğüm için. Sonunda film bitti. Onda kalacağımı bildiği için kendi yatağına taşıdık battaniyeleri yastıkları. Koskoca yatağa iki kişi rahatlıkla sığıyorduk. Gece iki civarda uyku bastırınca ben bir şey görmedim. Uyuyorum deyip uyumaya başladım. Ne kadar saat geçti bilmiyorum ama bir ara bir kapı sesine uyandık. Bayağı bir kapı sesi. Hani sanki alacaklı gelmiş de kapıyı çalıyor gibi. Saate bakıyoruz. Dördü bilmem kaç geçiyor. Bu altına sıçmak üzere gibi bir hale bürünmüş. Sorun ne diye soruyorum. Geldi. Gitme sakın. Kapıyı falan açma. Bayağı aklını almış durumda kız ki benim aklımı alan şey kapı çalması değildi. Onun haliydi. Bakın en önemli noktası burası. Maksimum 8 saniye falan geçmişti. 10 olmamıştır daha. Koştum ve kapı deliğinden bakmaya başladım. Kimse yok. Baya kimse yok. Sadece dışarıda. Hafif, loş bir ışık var koridorda. O gözüküyor. Normalde biri kapıyı çalacak olsa mutlaka kimin çaldığını görürdüm. Dahası da giriş katında oturmasına rağmen kapıdan girince sağ tarafa uzanan uzun bir koridor sonrası kapısı ancak çalınabilir. Yani biri girecek, farkında olmadan kapıyı çalıp kaçacak ve ışık yanmayacak falan imkansızdı. Eski sevgililerinden biri falan olamaz yani. Ayrıca kapıyı açar açmaz ışık yanıyor. Yani üst katlardan biri yapsa mutlaka bütün binanın ışıkları yanıyor. Öyle pis bir sistem. Kapıyı araladım. Kimse yok. Aralar aralamaz da. Üste söylediğim gibi ışık açıldı. Kapıyı kapattım. Yanına gittim. Kimse yok kapıda dedim. Bir daha sakın kapıyı açma. Dışarıda kalsın. Girmesin içeri sakın dedi. Kalktı ve camları kontrol etti. Açık mı değil mi diye. Biz oturduk salona. Sigaralarımızı yaktık. Konuşmaya başladık. Neydi o diye sordum.
Ben sana söyledim bugün bir şeyler olacak diye dedi bana. Ben hala sanki camı açmasak giremeyecek. Ne tuhaf cinler diye dalga geçiyordum. Bunu dediğim an elektrikler gitti. Olduğum yerde kaldım. Yerimden hareket edemiyordum. Sabitlendim. Bir dakika sonra elektrikler yine geldi. Ne oluyor diye düşünürken tekrar kapı çaldı. Yine otur gitme diye yalvarışını bir kenara bıraktım. Gittim kapıya. Delikten bakıyorum. Aşırı karanlık. Kapkaranlık. Az önceki loşluk falan da yok. Herhalde salonun ışığı yüzünden göremiyordum diye düşündüm. Ben böyle düşünürken o karartı yana çekildi ve loş olan koridor çıktı önüme. Karartı yavaş yavaş ilerlemeye başladı koridorda. Karşı kapı, merdivenler, loş ışıkta seçilmesine rağmen karartı olabildikçe karanlık ve ışık tarafından algılanamıyordu. Tüm bu anlattıklarım 5 saniye gibi kısa bir sürede oldu. Sonrası çığlık atıp ona bir şeyler anlatmayı denemiş olmam. Onun ağlayarak sana gitme dedim demesi. Elektriklerin tekrar gitmesi. Sabahı zor ettik. Bir daha gitmedim ona. Konuşmamız da o günden sonra eskisi gibi olmadı. O gün o gördüğüm gölgemsi varlığın ne olduğunu merak ediyordum. Sensör tarafından algılanmamış, birinin şaka yapma olasılığının sıfır olduğu bu şey ara sıra aklıma geliyor ama ne olduğunu bilmiyorum, bilemiyorum. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Adım Ebru. Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde yaşıyorum. 1993 doğumluyum. Hikayedeki bazı yerlerin adını ve kişilerin isimlerini değiştirerek anlatacağım. Sarışın, mavi gözlü, güzel bir kız olmam nedeniyle küçüklükten beri nazara uğruyordum. Sık sık düşer, yara veri içinde eve dönerdim. Komşularım ve akrabalarım beni çok fazla severdi. Ben bu ilgilerden dolayı nazara uğradığıma inanıyorum. İlkokul hayatım sıradan geçti. Lise hayatım bana göre biraz değişik ve yoğun geçti. Lise 1'de sınıftaki kızlar tarafından dışlanırdım. Nedeni de tüm erkeklerin benden hoşlanmasıydı. Buna rağmen lisede hiç sevgilim olmadı. Tek ve en iyi arkadaşım Murat'la takılırdık. Murat, diğer erkeklere göre çirkindi. Ama benim için hiç mi hiç önemli değildi. Çünkü içindeki güzelliği, onunla yaptığım arkadaşlık benim için her şeyden önemliydi. Lise 1'de ikimiz de sınıfta kalmıştık. O aslında çalışkan bir öğrenciydi. Neden kalmıştı anlamamıştım. Yazları sınıf arkadaşlarımla görüşemezdim. Bütün 3 ayı memleketimde yazlıkta geçirirdim. Denize girer, günlerimi sefa içinde geçirirdim. Lise 3. sınıfta Murat değişmeye başladı. O çirkin liseli çocuk son sınıftaki kızların bile dikkatini çekerdi. Yazları çalıştığı için inşaat işlerinden dolayı vücudu diğer arkadaşlarımıza göre daha hacimliydi. Lise son sınıfa geçerken ailem yazlığımızı satıp benim iyi bir üniversiteye gidebilmem için dershane gibi masraflara harcamaya karar verdi. O sene derslerden başımızı kaldıramadık. Murat'la aynı dershaneye yazıldık. Ailemi Murat'la tanıştırıp bizim evde ders çalışarak geçirdik boş zamanımızı. 2014 senesinde Süleyman Demirel Üniversitesi'nde hemşirelik bölümünü kazandım. Murat ise aynı üniversitede gıda mühendisliğini kazandı. O sene Murat'la fazla görüşemedik. Nadiren de olsa buluşup sohbet ederdik. Bunun sebebi Murat'ın kız arkadaş yapmasıydı. Bunu öğrendikten sonra garip duygular içine girmeye başladım. Yazın çalışarak kafamı dağıtmayı düşündüm. Başıma gelecek olaylar da bu yaz başladı. Daha rahat bir dönem geçirebilmek için bir fabrikaya iş başvurusu yapmak için gittim. Hiç boş yer olmamasına rağmen birkaç gün sonra başvurum onaylandı. İş yerine gidip işimi öğrenince iyice şaşırmıştım. Hiç bilgim olmamasına rağmen sekreterlik yapacaktım. Hem de sekreter olmasına rağmen birkaç gün patronun getir götür işini yaptım. Aklınıza kötü bir şey gelmesin. Patron yaşını başını almış biriydi. Ama asıl mesele birkaç hafta sonra gün yüzüne çıktı. Patron beni oğlu için beğenmişti. Bir gün odasına 3 kahveyle gelmemi söyledi.
kahvelerle odaya gittiğimde oğlu da odadaydı. Oğlu beni görür görmez eli ayağına dolaştı. Patron oturmamı isteyerek, "Bak kızım, bu benim evladım Berk. Kendisi tek çocuğum ve ileride mirasımı devralacak tek kişi. Eğer sen de istersen tanışıp arkadaşlık edersiniz. Kafalarınız birbirine uyarsa ileride bu durumu tekrar konuşuruz. Bu sefer ailenle birlikte," dedi. Bu emrivaki durum karşısında red edemedim. İşe daha yeni girmeme rağmen ücretimi kesmeden işe gelmemi istediler. Zamanımı Berk ile geçirmemi istiyorlardı. Berk dışarıdan güçlü, zeki, iyi bir insan olarak görünmesine rağmen iç dünyası bir o kadar karanlık. İnsanları hor görür, dış görünüşleriyle dalga geçerdi. Sahile gider, vaktimizi orada geçirirdik. Bir gün beni daha önce hiç bahsetmediği bir grup arkadaşıyla tanıştırdı. Onlarla ertesi gün akşamı için buluşmak için sözleşti. Arkadaşları hazırlıklı gelmemizi falan öyle bir şey dediler. Çünkü onların sohbeti sarmadığı için dinlememiştim bile. Ertesi gün akşam 8'de Berk beni evimden aldı. Daha önce hiç gitmediğim, adını bile duymadığım eski, terk edilmiş bir fabrikaya geldik. Fabrikada sadece güvenlikler vardı. Güvenliğe rüşvet verdikten sonra içeri girdik. Bagajdan çıkardı. Maske ve pelerini giymem için bana verdi. Kendi pelerini siyah, benimki kırmızıydı. Hipnoz olmuş gibi Berk'in dediklerini yapıyordum. Fabrikadan içeriye girdiğimizde göreceklerin daha önce hiç şahit olmadığım şeylerdi. İçeride 25-30 kişi kadardık. Fabrikanın tam ortasında büyük bir pentagram vardı. Ortada büyük bir ateş yanıyor. Çember şeklinde herkes bir şeyin başlamasını bekliyordu. Biz de yerimizi aldıktan sonra eli ve ağzı bağlı bir insanı buraya getirdiler ve ortaya taşıdıkları bir masaya onu yatırdılar. Herkese birer hançer verdiler. Sırayla herkes masadaki kişiye birer kesik atıyordu. Sıra bana gelince bana da bir şey yaparlar korkusuyla ufak bir çizik ben de attım. Adamdan akan kanları bir kaseye doldurdular. Sanırım kasenin içinde uyuşturucu bir madde vardı. O kaseden herkese şırıngayla enjekte ettiler. O andan sonrası birer hayal gibiydi. Çünkü gördüklerim normal bir günde görebileceğim şeyler değildi. Bir anda etrafımızdaki ortam değişti. Kızıllıktan oluşan bir havaya büründü. Etrafımıza bizim gibi giyinmiş onlarca kara çarşaflı varlık gelmeye başladı. Etrafımızda dans ediyorlardı. Bir süre sonra kendimden geçmişim. İlk kez verilen bu madde bedenime ağır gelmişti. Sabah uyandığımda fabrikada tek başıma çıplak bir haldeydim. Etrafımda ne ailenle alakalı bir iz ne de kıyafetlerim yoktu. Yaşadığım olaylara bir türlü anlam veremiyordum. Buraya nasıl geldim? Neler yaşadım? Kafamda türlü sorular, etrafımda bulunduğum kartonlarla bedenimin bir kısmını kapatarak dışarı çıktım. Güvenliklerden biri beni görüp koşmaya başladı. "Dur, kimsin? Ne arıyorsun burada?" gibi sorularla bana yaklaşıyordu. Sırtımı duvara dayayıp ağlamaya başladım yaşadıklarımdan ötürü. Güvenlik bana, "Ne oldu? Bu halin ne? Buraya nasıl girdin? Niye bu haldesin?" dedi. Bir yandan telsiziyle arkadaşlarına anons çekiyordu. Üstündeki montu bana verdi. Onunla üzerimi örttüm. 20 dakikaya polis ve ambulans geldi. Hastanede 2 gün yattıktan sonra taburcu oldum. Bu süreçte ailemin sorularını ve polisin bana sorduğu sorulara sağlıklı cevaplar veremedim. Ailem beni psikoloğa götürdü. Kısa sürecek bir psikolog maratonum başlamıştı. Bu süreçte Berk beni ne aramış ne de sormuştu. Önce fabrikaya gidip patronun yanına gittim. Onun da Berk'ten haber alamadığını, senede birkaç kez böyle seyahatlere gittiğini söyledi. O gün patrona Berk'le ilişkimi bitirdiğimi ve bir daha beni aramamasını söyledim. Adam buna rağmen bana kızmadı, işten de çıkarmadı. Ben psikoloğa giderken, düzelmem gerekirken daha da kötüleşmeye başladım. Kötü olduğum günlerin birinde Murat beni aradı ve hal hatır sormaya başladı. Durumu anlattığımda benimle buluşmak istedi. Merkeze gidip birer kahve içliğinde sohbet etmeye başladık. Murat sanki yaşadığım durumun ne anlama geldiğini biliyormuş gibi
bana yardım edebileceğini söyledi. Ertesi gün için sözleştik. Eve gidip akşam olduktan sonra erken bir saatte uyku çökmeye başladı. Hiç bu saatte uyumazdım. Rüyamda büyük bir kalabalığın önünde sandalyede oturuyordum. Yüzümü kapatan tül gibi bir bezle yarım yamalak etrafı görüyordum. Karşımda biri oturuyordu. Dikkatli bakınca bu kişi Berk'ti. Karşılıklı olarak otururken kalabalığı yaran bir kişi siyah bir keçiyle tam ortamıza geldi. Arkasından biri daha elinde bıçak ve bakır bir kap ile onun yanına dikildi. Gelen adam üstündeki örtüyü çıkarıp keçinin üstüne geçirdi. Bu sırada adama dikkatli bakınca bu kişinin Berk'in babası olduğunu fark ettim. Bir anda keçi insana dönüştü. Berk'in babası onu yatırdı ve boğazını kesti. Akan kanı da yanındaki kişi bakır kapa koyup önce benim sonra Berk'in başından aşağıya döktü. Bir anda bedenim istemsiz olarak hareket etmeye başladı ve Berk ile orada birlikte oldu. Uyandığımda sabah ezanı okunuyordu. Sırılsıklam olmuş vaziyette duşa gidip duşumu yaptım. Olanlara anlam veremiyordum. Ne yapacağımı bilemedim. Murat'ı arayıp erkenden gelmesini istedim. Murat apar topar yanıma geldi. Ne olduğunu, neden bu kadar erken çağırdığımı sordu. Ona yaşadıklarımı anlattım. Bana sarılarak geçecek dedi. Beraber arabasıyla o an bilmediğim bir yere gitmeye koyulduk. Tek katlı bir eve vardık. Eski püskü gözüken bu evi sordu Murat'a. Bana sabretmemi söyledi. İçeride bir odaya girdik. Bizi bekleyen yaşlı bir adam vardı. Murat adama yaklaşıp, ''Hocam, size bahsettiğim arkadaşım bu. Başından geçenleri bir de o anlatsın.'' dedi. Hoca bana dönüp, ''Kızım, abdest al, başını ört gel.'' dedi. Yanındaki yardımcısı bana yolu gösterdi. Odaya kapalı şekilde geri döndüm. Hoca benden bazı bilgilerimi alıp bir kağıda yazdı. Murat'a dönüp, ''Odada kaç kişi var?'' dedi. Murat, ''3 kişiyiz.'' dedi. O an aklımı kaçıracaktım. Odada 5 kişiyiz. Biri kapıda bekleyen kişi, biri de hocanın arkasında oturan kişi. Hoca bana dönüp, ''Kızım, sen kaç kişi görüyorsun?'' dedi. Şaşkınlıkla, 5 kişi dedim. Murat da bana şaşkın bir ifadeyle baktı. ''Hocam, nasıl olur? Diğer 2 kişi kim, nerede?'' dedi. Hoca eliyle dur işareti yaptı. Önündeki tencereye metal bir ibrikten su döktü. Sonra söze girdi. ''Bakın evladım, birazdan göreceklerinize hazırlıklı olun, Allah'a sığının.'' dedi. Ellerini suyun içine soktu ve okumaya başladı. Su fokurdamaya başladı. Kısa bir süre sonra ellerim yanmaya başladı. Dayanacak gücüm kalmıyordu. Bir anda hoca amin deyip ellerimi sudan çıkardı. Suyun içinde bazı şeyler gözükmeye başladı. Suyun içinde Berk bir yatakta yatıyor. Çarşaflılarla birlikte babası Berk'e bakıyordu. Hoca kağıtlara yazdığı şeyleri yakıp suyun içine atınca çarşaflılar yarısı keçi, yarısı şekilsiz bir varlığa dönüştüler. Bir anda Berk'i parçalamaya başladılar. Berk yatakta deli gibi çırpınıyor, babası da telefonla bir yerleri arıyordu. Varlıklar en son Berk'in başını gövdesinden ayırıp duvarın içine girip kayboldular. Hocanın arkasındaki kişi hocanın kulağına bir şeyler söyledi. Hoca da tek bir şey söyleyerek onu odadan çıkardı. Bize olanları anlatmaya başladı. ''Kızım, bu adam senin o gün fabrikaya gitmenle yanındaki şerlilere onu bize getir demesiyle seni kandırmış. Sonra o Berk diye gördüğün kişi insan şekline bürünen bir cin seni kandırıp kurban olarak almaları için o gittiğin fabrikada cinlerin şefi sana aşık olmuş, seni koruması altına almış, seni Berk karşılığında kendine mühürlemiş. Berk aslında yatalak bir genç, fabrika sahibi. Bütün doktorlardan iyileşemez yanıtını alınca çareyi şerli büyücülerde bulmuş. Büyücüler büyük bir bedelin olacağını ve bu günahı kabul edip etmediğini sormuşlar. Adam da kabul edince cinlerle anlaşma yapılmış. Eğer kurban olayı gerçekleşseydi Berk'in sağlığına kavuşacağını söylemişler. Adam da yüklü paralar verince büyücüler zevkten dört köşe şekilde büyüler yapmış. Son yaşadığın olayda
cin şefiyle evlendirilmek istemişsin. Liderleri bunun şerefine Mert'in ruhunu parçalayıp bedenine cin yerleştirmek için ritüel yapmış, seni de kendine bağlamış. Büyüleri etkisiz hale getirdim ama bundan sonrası için benim ilmim yetmez. Sadece korunman için cevşen yazabilirim. İlmi kuvvetli bir hüddama gitmen gerekir, dedi. Allah razı olsun deyip hocanın evinden ayrıldı. Murat'la eve döndük. Murat, seninle konuşmam gereken bir şey var Ebru, dedi. Bak Ebru, çok iyi arkadaş olduğunuzu biliyorum ama bunca zamandır dikkatini çekmek için elimden gelen her şeyi yaptım. Arkadaşlığımız bozulmasın diye sana gerçek duygularımı açmadım. Eğer bu söylediklerime kızacaksan da yüzüme söyleme, çok utanırım. Bu acıya dayanamam. Kız arkadaşım olarak tanıttığım kişi de senin tepkini görmek içindi. Bu yaşadıkların benim geç kaldığımı gösterdi. Eğer kabul edersen bundan sonrası için arkadaşlığımızın adını değiştirelim diye duygusal bir konuşma yaptı. O an içimde bir şeyler depreşti ve cevap olarak seni ben her zaman kardeşten öte bir arkadaş olarak gördüm. Şu an içinde bulunduğum durum duygularımı çok etkiledi. Biraz zamana ihtiyacım var. Sensiz de yapamam. Seninle de böylesi bir ilişki içinde çabuk karar veremem. Olur da ilişkimiz bozulursa tek dostumu kaybetmek istemiyorum, dedim. Durumumuzu zamana bıraktık. Çünkü bazı ilişkileri oluşturmak kişiye göre zorluklar içeriyor. Murat'la da bizim aramızdaki ilişki de bu tarz bir ilişki. Başından geçen olayların ağırlığı iyice baskı yapmaya başlayınca eşten dosttan ilmi kuvvetli bir hüddam aramaya koyulduk. Birkaç tanesiyle rast geldik ama onlar da sahte hoca çıktılar. Umudumuzu yitirmeye başlayınca Murat bana Mardin'de ünlü bir hocanın adını söyledi. Gerçek adını kullanmayacağım, Saffet diyelim ismine. Saffet hocaya gitmek için hazırlıklar yaparken işlerimiz ters gidiyordu. Bir yandan rüyalarımda sürekli bir varlıkla evlendiriliyordum. Bu olayın sıklaşması artık ciddi olarak gerçeklik algımı bozmaya başladı. Murat'a kendimi emanet etmek zorunda kaldım. Çünkü uyuduktan sonra başka bir alemde gözlerimi açıp orada birinin hayatını yaşıyordum. Beden başka birine aitti ama ben kontrol ediyordum. Bana o kişinin ismiyle hitap ediyorlardı. Ben de garipsemiyordum bu durumu. Sanırım onların alemine karışmaya başladım bu dönemde. Gözlerimi Murat'ın ettiği dualar ile açabiliyordum ancak. Murat, araç ve eşyalarımızı hazırlayıp Saffet Hoca'nın yanına doğru gitmeye başladı. Bu kısımda kendi gördüklerim ve sonradan Murat'tan duyduklarımı yazacağım. Ben ani çöken bir uykuyla uyuyakaldım. Araçla ilerlerken yolumuza sürekli çarşaflı varlıklar çıktı. Birçok kez kaza yapmaktan kurtuldum. Ettiğim dualar ile zor da olsa kazasız şekilde hocanın evine gelebildik. Yolculuk boyunca Ebru uyurken kendi kendine anlamsızca konuşuyordu. Bu da benim daha çok korkmama neden oluyordu. Saffet hocanın evinin bahçesine girene kadar üstümüzde ağırlık vardı. Girdikten sonra hafifleme geldi. Tarifi zor bir histi bu. Hocanın eşi ya da artık kimse, kapalı bir kadın bize Saffet hocanın odasına kadar eşlik etti. Hoca benden biraz bilgi istedi. Yaşadıklarımızı anlattım. Elini Ebru'nun başına koydu ve uyan kızım, dedi. Bu kısımda afallamış bir şekilde hiç görmediğim bir evde gözlerimi açtım. En son arabadaydım. Buraya kadar nasıl gelmiştim ve ne kadar süre geçmişti bilmiyordum. Hoca adımı, yaşımı, anne baba adı gibi bir sürü soru sordu. Cevaplarını alırken bir yandan önündeki kağıda yazıyordu. Yardımcısı olduğunu düşündüğüm bir kadını çağırdı. İki tane bakır tepsi, bir tane de leğen istedi. Odanın köşesinde bulunan sandığı açıp içinden altın bir yüzük çıkardı. Bakır tepsilerin ikisini önüme koydu ve ellerimi içine sokmamı söyledi. Önüme de plastik leğeni yerleştirdi. Yardımcısından bir şişe su istedi. Bu esnada kendisi de 20-30 tane kadar mumu getirip odanın belli yerlerine yerleştirdi ve yaktı. Perdeleri kapattı. İçeride loş bir ışık vardı. Suyu tepsilere dökmeye başlayınca ellerim
kaynar suya sokulmuş gibi yanmaya başladı. Bir yandan okuyarak acım artıyordu. Bir anda bayıldım. Murat bu süreçte benim yerime cinin dile geldiğini anlattı. Hoca ona çok ısrar etmesine rağmen bedeninden çıkmayacağını söylemiş cin. Sonunun ölüm olacağını belirtmesine rağmen hoca bir süre okuduktan sonra gözlerimi açtığımda midem bulanıyordu. Midemden türlü boyutlarda kemik parçaları ve kağıtlar çıktı. Leğene kustum onları. O an bedenimdeki cin duman olup önüme geldi ve Okan kırmızı gözleriyle bana bakmaya başladı. Beni öldürmek istediğini gözleriyle belli ediyordu. Hoca son bir şansının olduğunu söyledi cine. Cin yenildiğini anlamış olacak ki kabul etti. Anlaşma yaptıktan sonra ortadan kayboldu. Hoca altın yüzüğü bana verdi ve şunları söyledi. Bak kızım, bu andan itibaren özgürsün. Dinine bağlı, namazını aksatmadan bir hayat yaşa. Bu yüzük de parmağında takılı olsun. Bu seninle diğer alemin kilidi olacak. Artık onlardan hiçbiri seni göremez ve duyamaz. Bana olan borcunuz, bana edeceğiniz duadır. Sakın para ya da başka bir şey teklif etmeyin. Beni her hatırladığınızda imkanınız olursa yetim doyurun. Benim için de dua edin. Bu bana yeterli. Allah bir daha böyle bir durumla karşılaştırmasın sizi dedi. Elini öptük. Helallik aldık. Murat beni eve bıraktı ve birkaç gün dinlenmemi, bir ihtiyacımın olması halinde telefon açmamı söyledi. Bu süreçte ben de Murat ile olan gerçek duygularımı hissetmeye başladım. İçimdeki cinden dolayı kimseye, ne anneme, ne babama sevgim kalmamıştı artık. Gerçek duygularıma kavuşmuştum. Murat'la uzun bir süre nişanlı olarak kaldık ve evlendik. Ve bir tane dünyalar güzel kız çocuğum var. Onunla ilgilenirken sizlerin yaşadığı hikayeleri dinliyorum. En sonunda ben de yazmaya karar verdim. Anlatacaklarım burada sona eriyor. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Üniversite yıllarımda çok samimi arkadaş ortamımdaki bir kız arkadaşımızın başından geçti bu olay. Dolaylı olarak biz de aynı ortam içerisinde bulunduğumuz için bu olaya şahit olduk. Bu kız arkadaşımız harita mühendisliği okurken bazı dersleri gereği sürekli arazide teknik aletlerle ölçüm vesaire gibi şeyler yapıyordu. Okuduğumuz üniversitenin çok geniş arazilere sahip olmasından ötürü bu ölçümleri okulun arazilerinde yapıyorlardı. Ölçüm yaptıkları alet ve konuya uzak olduğumuz için sorduğumuzda bize hani bazen sokaklarda yol kenarlarında bir insan boyu turuncu renkli tripodlarla görevlilerin kameradan bakar gibi bir şeyler yaptığını görürsünüz ya, o tas şeklinde tasvir ederdi. Üniversitede öğrenci evinde tek başıma kaldığım için her türlü ev organizasyonlarına müsaitlik açısından benim evde yapılırdı. Yine günlerden bir gün 6 arkadaş, 3 kız, 3 erkek benim evde toplanıp öğrenciliğin klişe etkinliği olan alkol ve film şekli yapacakken başta bahsettiğim kız arkadaşın günü çok kötü geçtiği için bu organizasyonu dert dinleme ve çözüm bulma konulu yapılması teklifi geldi. Ortamda bir kişinin kötü bir ruh halinde olması gecenin anasını belirleyeceği için buna tamam dedik. Akşam vakti olduğunda arkadaşlar birer birer kapımı çaldılar. Lakin canı sıkkın olan kız arkadaş ve erkek arkadaşı henüz lütfetmemişti. Telefonla aradığımızda birazdan geleceklerini söylemişlerdi. Evde bulunan tayfa olarak kafamızdan türlü türlü senaryolar geçirmeye başlamıştık. Çünkü eften püften sebeplerle plan değiştirmez. Ortamdaki hiç kimse geceye turp sıkmazdı. Neyse, teorilerle yeterince kafa açarken kapı çaldı ve ekip tamamlandı. Herkesin aklında olan tek soruyu hiç vakit kaybetmeden ben sordum. Arkadaş başladı anlatmaya. Bilmem ne dersi için arazide ölçüm yapmak için üçerli gruplara ayrılmışlar. Yani her üç kişi belli başlı alet edevatlarla araziye gidecek, ölçümleri yapacak,
Gerekli notları tutacak falan fistan. Bu arkadaş ve samimi bir erkek arkadaşı hemen aynı grubu oluşturmuşlar. Ve son olarak da kimsenin ekibinde istemediği cins bir kız tek kaldığı için onu mecburen ekibe katmak zorunda kalmışlar. Kız arkadaşın anlattığı üzere her ekibe dağıtılan belli başlı aletlerin zimmeti ekip içerisinde pay edilerek alınmış, araziye çıkılmış. Bizim arkadaşa yukarıda bahsettiğim 3 ayaklı turuncu tripod zimmetlenmiş. Gel gelelim, sabah 8'de tüm takım taklavat alınarak araziye çıkılmış. Arazide her ne yapılıyorsa yapılmış ve akşam 5 gibi dönüş vakti gelmiş. Arkadaş kendisine zimmetlenen aleti son bir kontrol ettiğinde bir de ne görsün. Dediği üzere bu aletin sökülebilir takılabilir bir prizma merceği varmış. O zamanın parasıyla bilmem kaç bin avro. İşte o mercek yok. Hemen aletin çantasını kontrol etmiş. Lakin nafile. Önce klişe olarak ekibine gördün mü ya da siz aldıysanız verin cümleleriyle arkadaşlarından yardım istemiş. Sonra bu çabanın bir işe yaramayacağının farkına varıp danışman hocasını aramış. Hocadan gezindiğiniz yerleri bir kontrol edin şeklinde yaratıcı bir fikir gelince aydınlanmışlar. Saat 5 gibi biten mesai onlar için yeni başlamış. Diğer ekiplerden de nazlarının geçtiği 3-5 kişi de ekibe katılarak gezilen veya gezildiği sanılan arazide tarama faaliyetleri başlatılmış. Saat akşam 7'yi gösterdiğinde takviyeye katılan 3-5 kişinin 3-4 kişisi mazeretlerini bildirip ayrılmaları gerekince 3 kişilik ekiplerine artı bir takviye ile 4 kişi taramaya devam etmişler. Havanın hafiften kararmaya başlaması ve arazi koşullarının elverişsiz olması nedeniyle arama taramayı sonlandırmışlar. Sonra danışmanı arayıp prizmayı bulamadıklarını söylemiş. Danışman da onlara merceğin bilmem kaç bin avro olduğunu söyleyince küçük bir kalp krizi geçirip daha sonra sabah aramaya karar vermişler. Bunun üzerine ekiple sözleşip evlerinin yolunu tutmuşlar. Mevzuyu öğrenince hemen bir beyin fırtınası yapıp sabah hep beraber erken vakitte biz de ekibe fenerlerimizi alıp katılacağımızı, hatta diğer ekipleri de organize bir seferberliğe dahil ederek kesin arazide aleti bulacağımızı söyleyerek teselli ettik arkadaşı. Çünkü birincisi arazi okul sınırları içerisindeydi. Elini kolunu sallayan girse bile arazi kısmına eli öpmediği sürece kimse gitmezdi. İkincisi, ölçüm vesaire yapılan yerlerin koordinatları 3 aşağı 5 yukarı her sene aynı olduğundan tarayacağımız alan küçülmüş olacaktı. Sabah erken vakitte 8-9 kişi yola koyulduk. Araziye ulaştık. Başladık aramaya. Siz deyin 20 bin adım, ben deyim 50 bin adım. Her ağacın altını, her kayanın dibini, her çerçöpün etrafına bakmadık, santimetre bırakmadık. 12 seans solaryuma girdiğimde bu kadar bronzlaştığımı hatırlamam. Güneş ışınları adeta bir mızrak gibi saplanıyordu tenimize. Artık bir soluklanalım dediğimde yaklaşık 4 saat hiç oturmamıştık. Biraz ara verdikten sonra gölgelik bir alanda ne yapıp edeceğimizi düşünecektik. Biraz düşündükten sonra diğer ekipten bir eleman yanımıza gelerek dayısının bayağı bir süre define işleri kovaladığını, bu zamana kadar define harici her boku bulduğunu dayısına ait dedektörü getirebileceğini söyleyince sanırsın defineyi biz bulmuş gibi sevindik. Aramızda biraz para toplayarak elemana git gel taksi parasını biz veririz dedik. Dayısının şehir merkezinin biraz uzağında oturduğunu, gidip gelmenin 2-2,5 saat süreceğini söyledi. Bu süreçte biz de biraz daha psikolojik olarak moral depolayıp tekrar aramaya koyulduk. 2 saat daha kendimizi boş yere yorduk. Eleman saat 5 civarı elinde golf çantası gibi bir çantayla ufakta belirince tekrar ayaklandık. Aletin kurulumu, hassasiyeti falan derken saat 6 oldu. Hava 8 gibi kararıyordu. Elimizdeki aletle 2 saate kalmadan bu dalgayı buluruz.
buluruz bulmasına da parçanın prizma bir lens olduğu aklımıza gelince nasıl bir parça olduğunu görmediğimiz için ya tamamen camdan oluşan bir malzeme ise ya metal kısmı yoksa gibi deli sorular kapladı aklımızı. Tabii tayfa mühendis olunca hemen araziden kampüse dönen diğer ekip arandı. Aletin bir benzerine sökülmesi ve parçanın bilgisinin tarifi istendi. Korkular olmamıştı. Kalın, metal alaşımlı bir çerçeveye ve uzantısı olan bir mercekti. Taramaya başladık. Başlamamızla beraber bip bip diye her 3-5 adımda ötüyordu alet. Hemen yüzeysel bir tarama sonuç yapıyorduk. Teneke kutu, gazoz kapağı gibi şeyler çıkıyordu. Zaten amacımız yüzeysel bir alan olduğundan taradığımız alanı süpürür gibi yapıp ilerliyorduk. Hassasiyet ayarını en yakın mesafeye ayarlayarak derinde yani toprak altındaki metal uyarılarını azaltacaktık. Ama nafile. Yine alet durmadan ötüyordu. Çünkü araziye yıllarca gelen öğrencilerin attığı teneke kutular, gazoz kapakları, kimi zaman çatal bıçak, ceplerden düşen bozuk paralar, neredeyse define bulacaktık ama mercek hala ortalıkta yoktu. Alet bir özgüven sağladığı için yarın tekrar aramak için sözleşip evlere döndük. Ertesi günde bir önceki günün aynısı oldu. Sadece çerçöp, metallerden başka bir şey bulamadık. Aslında arazide derin çukur, büyük kaya aralıkları, taraması zor engellerde yoktu ama bulamadık. O günde eve döndüğümüzde herkesin aklında tek cevap fakat kimse dile getirmiyordu. Ve artık kral çıplak diyebilen ben olmak için atıldım. Bu parçayı birisi çaldı. Herkes tek ağızdan kesinlikle katılıyorum dedi. Peki ne yapacaktık? Kim çalmıştı? Olayın üzerinden 3 gün geçmişti. Ata alan Üsküdar'ı geçmişti çoktan. Artık tek çözümün kız arkadaşın babasına durumu anladı. Bu zararı karşılamasından başka aydınlatıcı bir fikir gelmiyordu. Aslında o fikir de kız arkadaştan çıkmıştı. Çünkü 3 gündür 10 kişi seferber olmuş, Akut gibi arama tarama faaliyeti yürütüyordu ve bundan mahcuptu. Yorgunluktan ötürü kimseden çatlak ses gelmedi ve artık çözüme boyun eğdi. Kız arkadaş yine kendisinden evvel mezun olmuş mühendis ablasını telefonla arayarak konuyu izah edip babasına anlatmasını ve zemin yapması için dil döktü. Ablası kendisine dönüş yapacağını söyledi. Ertesi gün ablası yine yanımızdayken kendisini aradı ve herkes babasının kızıp esip gürlediğini duymayı beklerken ablasının konuyu babasına değil de bir arkadaşına anlattığını, arkadaşının da bir yakınının bazı varlıklar aracılığıyla kaybolan nesneleri uzaktan bulduğunu söylemesi üzerine topluca yok artık dedik. Kimse inanmadı. Bir ümit deneyelim diyen bile çıkmadı. Fakat telefondaki ablası sizin verdiğiniz tepkiyi ben de verdim ama denemek ne kaybettirir diyerek bizi telkin etmeye çalıştı. Uzun uğraşlar sonucu kısmi olarak ikna olduk. Peki nasıl olacaktı diye sorduk. Ablası ertesi gün o arkadaşıyla yakınının ikamet ettiği köye gideceklerini, bizim de araziye gidip telefonla bu işlemi gerçekleştireceğimizi söyledi. Herkesin kafasında bu varlıklarla bu işlemi yapan kişinin oraya geleceğini düşünüp bir nebze belki düşüncesi telefonla olacağını duyunca iyice ihtimalsizleşmişti. O gece hepimiz erken yattık ve dinlendik. Saat sabah onu gösterirken telefonu çaldı. Arayan ablası bir saate arazide olmamızı söyledi. Apar topar hazırlanıp poğaça simit su alıp araziye koştuk. Dün geceki ihtimal vermeyiş yerini bir nebze ümide bırakmıştı kendini. Artık arazideydik. Telefon bekliyorduk. Poğaçalar yenmiş, doğumhane kapısında bekleyen baba ada ekibi bir sigarayı diğer sigarayla yakar vaziyette bekliyorduk. Telefon çaldı. Hoparlör açıldı. Ablası kendisine şu an bu işlemi yapacak kadının evinde olduğunu, arkadaşının ise o teyzenin odasında olduğunu fakat kendisini odaya sokmadığı için odanın kapısından içeriden gelen talimatları bize telefonda vereceğini söyleyince içimizden yine küfrederek
bitse de gitsek moduna girdik. Öncelikle yaşlı kadının talimatları akrabasına, ondan da ablasına gelmeye başladı. Ama o sorular bizim arkadaşın hakkındaydı. Sanırsam çünkü duyduğumuz ses sadece ablasının cevaplarıydı. Bu fasıl geçildikten sonra ablası bir süre sessiz bekleyişe geçti. Tabii normal olarak biz de gerilmeye başladık. Telefondan arka odaya ait hiç ses gelmiyordu. Bize göre tiyatro durağın ilerliyordu. Sonra arkadan gelen boğuk bir dış ses. Sonrası ablası eline kağıda çizilmiş bir resim verildiğini, bu resmi bize tarif edeceğini söyledi. Resimde sık ağaçların olduğu böyle bir yer bulmamızı söyleyince bir arkadaş duyulmaz diye düşünerekten yarı sesli, yarı sessiz soktuğumun yerinde her yer ağaç zaten deyince ablası öyle değil, birbirine yakın kümelenmiş bir ağaç topluluğu deyince küfrün duyulduğunu anlayıp hemen mirket gibi kafaları kaldırıp öyle bir ağaç kümesi aradık ama bulamıyorduk. Aslında buluyorduk lakin birçok dörtlü beşli, maki gibi kısa boylu sık dallı çorak arazi ağaçlarından görüyorduk. Ayırt edici bir özellik olamadı. Ablası pür dikkat söylediklerimizi içeriye iletti. 20-30 saniye sonra bize bu ağaçların kare bir evin 20-30 metre önünde olacağını söyledi. Herkes bir anda ev mi dedi. Arazide ev yoktu. 20-25 dakika geçmişti ki bu işin böyle olmayacağı düşünülmeye başlandı. Akabinde çözüme ulaşmak için teyzeden kalkıp yürüsünler, öyle tarif edeyim fikri geldi. Hepimiz aynı anda kalktık. İstanbul'un göbeğinde altın arayan Kemal Sunal filmi gibi uzun adımlar atarak arazide yürümeye başladık. Halbuki sayılı bir adım yoktu. Neden öyle adım atıyorduk bilmiyorduk. Arazide yaklaşık 6-7 dakika yürüdük. Lakin aradığımız alanı neredeyse 700-800 metre uzağına gitmiştik. Merceği kaybeden arkadaş biz hiç buralara gelmedik ki diye homurdanmaya başladı. Yürümeye devam ederken önden yürüyen benim de dahil olduğum 3 arkadaşa sebepsiz bir ürperti geldi. Telefonu diğer arkadaş ekip lideri gibi eline alıp en öne geçti. O sırada telefondan ablası sağ tarafınızda ilerideki evi hala görmüyorlar mı diye sorulduğunda söyleyince sağa doğru döndük. Bir de ne görelim. Bir elektrik trafosu. Bize ev diye tarif edilen şeyin trafo olabileceğini düşünüp yaklaşmaya başladık. Ama o anda telefona kimse cevap vermemişken trafonun da kare ev diye tabir edilen yapıya uyduğunu teyit etmeye an kalmışken telefondan evet işte tam karşınızda diye cevap geldi. Gerilim katsayımız iyice arttı. Ürpertimiz iyice fazlalaştı. Çünkü arazinin bazı varlıklarca kadına tarif edildiğini anlamaya başladık. Sonra yaklaşın dedi ablası. Artık trafoya 30 metre varken durun sağ tarafınızda işte o ağaçlar dedi. Adımlar küçülmeye başladı. Ağaç kümesi görülüyordu. Lakin solumuzda da bir ağaç kümesi vardı. O an bir sınama, bir test çürütme, bir ukalalıkla 2-3 adım fazla atıp en öne geçtim. Amacım soldaki ağaç kümesine ilerleyip kadının varlıkları aracılığıyla bizi görüp göremeyeceğini test etmekti. Telefonu arkadaşın elinden alıp soldaki ağaç kümesine ilerlerken ablası, ablacım teyze sana hitaben sen bulmak istemiyor musun da zaman harcıyorsun dediğini iletince kanım çekildi. Ve arkadaki arkadaşların yanına çapraz ilerleyerek geri döndüm. Kendime göre testi geçmişti kadın ama nasıl böyle bir şey olabilir diye kafam allak bullak olmuştu. O anda ablası ağaç kümesine güneşi sağ omzunun üzerinden görecek şekilde sırtını vererek yaklaşmamızı söyleyince ekip lideri hızla asıldı. Hemen yön tayini yapıp güneşe sırtını dönüp ağaç kümesine yanaştı. Telefondan bekle, o çekilsin öyle girilen diye. O an boğazımız kurudu heyecandan. O kimdi? Biz ne yapıyorduk? Kim çekilecekti? Bu sorular dolaşmaya başladı. Telefon şimdi bak deyince kimse hareket edemedi.
Önden bakmaya hamle yapan arkadaş da duraksadı. Kimse ileri geri hamle yapmasa da yerini koruyordu. Sonra arkadaş ağır bir hamleyle yarı eğilerek çalı benzeri 1.50-1.70 boylarında olan kümeye girmeye çalıştı. Fakat çok sıkı içi, neredeyse güneş ışınlarını almayacak kadar karanlık bir yapıdaydı. Sonra biz iki arkadaş dalları iki yandan kırarcasına çatırdıyla ayırarak girmesine yardımcı olduk. Biraz daha uzandı. Dallar kollarını ve sırtını çiziyordu. Biz yılan bulan çıkmasın diye dikkat et dedikten sonra telefondan o çekildi cevabı geldi. Nutkumuz tutulmuştu. Ve o esnada arkadaş buruşturulmuş topraktan halde bir şeye sarılı A4 kağıdını çekince içerisinden mercek ayaklarımızın dibine düştü. Herkes merceğe bakıyordu. Herkesin birbirine silah doğrulttuğu aksiyon filmi sahnesi gibi herkes yavaş ve görülebilir hareketlerle yaklaşıyordu. İlk kim bulduk diyecek diye beklerken telefondan gözünüz aydın dedi kadın. Buldunuz mu diye sordu ablası. Evet dedik. Yarı yutkunarak. Merceği kaybeden arkadaş merceği eğilip yerden aldı. Birbirimize bakarken telefon kapandı. Geri aradık. 2-3 dakika telefonu açan olmadı. Sonra ablası geri aradı ve o merceği oraya atanın ekipten üçüncü olan kadın tabiriyle kenafir gözlü kara kızın attığını söyledi. O an bir kere daha nasıl olur sorusu dile geldi. Fakat bir cevabı yoktu. 400-500 kilometre öteden telefon aracılığıyla hiç görmediği bir yerdeki bırakın köyünden bile çıkmayan bir kadın kendince bir ritüel yaparak kağıda bir şeyler çizerek yetmeyince sadece tarifle bize merceği buldurdu. Kimse derin bir oh çekemedi. Merceğin bulunduğuna sevinemedi. Çünkü şoku atlatamadı ve evlere dağılındı. Ertesi gün merceğin bulunduğunu öğrenen kenafir gözlü kara kız şaşırınca kız arkadaşları tarafından sıkıştırıldı. Suçlamaları asla kabul etmedi. Şüpheli bir şekilde fazlaca kendini savunsa da korksa da suçu ispat edilemediği için Allah'a havale ettik biz onu. Hikaye burada son buluyor. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Ben Emine K. köyünün en zengin ve en güçlü ailesinin en küçük ferdiyim. İki abim var. Bir de ablam var, Hatice. Hatice benim sırdaşım, yoldaşım, kardeş. Sizin anlayacağınız, bu hayatta anlaştığım en iyi insan. Hatice benden sadece 2 yaş büyük. Köy yerinde büyümemize rağmen ailemizden hiçbir baskı görmemiştik. Hatice 19, ben 17 yaşındaydım. Hatice'ye görücü geldi. Köydeki bakkal Yakup amcanın oğlu Mustafa'ya ablamı istiyorlardı. Babam ablama istiyor musun diye sordu. Ablam da istemediğini söyledi. Yakup amcalar da elleri boş bir şekilde evlerine döndüler. Ertesi gün öğle saatlerinde ablam canı sıkıldığı için tek başına yürüyüşe çıkacağını söyledi ve çıktı. Ben de Hatice'yi beklerken uykuya dalmışım. 1-2 saat sonra bahçedeki çığlık ve feryat sesleriyle uyandım. Dışarıda babamlar, amcamlar, annemler, kısacası herkes oradaydı. Hemen fırlayıp bahçeye çıktım. Bunca gürültünün içinde ne olup bittiğini anlamaya çalışıyordum. Küçük abim kim lan o diye bağırıyor. Büyük abim etrafa küfürler saçıyor. Babam ise anneme senin yüzünden niye sahip çıkmıyorsun diyordu. Ben hala ne olup bittiği konusunda hiçbir bilgi sahibi olamamıştım. O sırada bahçenin kapısı açıldı. Koşarak içeriye babamın çocukluktan yetiştirdiği sağ kolu Mahmut girdi. Nefes nefese kalmış bir vaziyette babamın koluna yapışıp Hatice'nin namusunu bozan şerefsiz bakkal Yakup'un oğlu Mustafa dedi. Ben bunu duyunca şok geçirdim. Gözyaşlarımı tutamadım ve ağlayarak kalabalığı yarıp ortalarında yarı baygın oturan Hatice'ye sarıldım. Birbirimize sarılıp bir süre ağlamaya koyulduk. İçim sızlıyordu ve çaresizdi. Evden o sıra annemin hayır yapma, yapma diye bağırışını duydum. Arkamı döndüğümde abilerim evdeki av tüfeklerini ellerine almış,
bahçeden dışarıya koşarak gidiyor. Diğer herkes de arkalarından koşuyordu. Bahçede sadece ben ve Hatice kalmıştı. Hatice'nin koluna girdim ve onu odamıza götürdüm. Koltuğa oturtup bir bardak su verdim. Daha sonra kolundan tutup banyoda ağlaya ağlaya duş aldırdı. Hatice az da olsa kendine gelmişti. Yüzünü okşadım ve ne oldu sana ablam dedim. Hatice yüzüme baktı ve kısık bir sesle bilmiyorum. Bizim şeftali bahçesine giderken biri bana arkadan sopayla saldırdı. Dayak yerken kim olduğunu göremedim. Sonra da bayılmışım dedi. Birbirimize tekrar sarıldık. Ağlarken ikimiz de uyuyakaldık. Akşam 11-12 sularında annem ve babamın uşağı Mahmut içeriye girdiler. Hemen yanlarına koştum. Anneme ne olduğunu sordum. Cevap vermedi. Hatice'nin yanına gidip oturdu. Mahmut ise yorgun bir şekilde mutfağa gidip sandalyeye oturdu. Annem bana cevap vermeyince ben de Mahmut'un peşinden gittim. Ne olduğunu sordum. Mahmut kafasını kaldırıp bana baktı. Abinlerle baban şerefsizi ve babasını vurdular. Jandarmayı arayıp teslim oldular. Uzun süre içeride yatabilirler. Baban evi, işleri ve sizi bana emanet etti. Onlar çıkana kadar sizler bana emanetsiniz dedi. Bir gün içinde yaşadığımız bunca olaydan sonra hayatımın mahvolduğunu düşündüm. Fakat daha sonra yaşayacaklarımızın yanında bunların bir hiç olduğu aklımın ucuna gelmemişti. Gel zaman git zaman aradan 5-6 ay geçti. Mustafa'nın annesi oğluna iftira atıldığını ve ailesinin suçsuz yere öldürüldüğünü düşünüyor. Köydeki insanlara hepsi Hatice'nin suçu diyormuş. Hatta bazı komşularımıza Hatice'nin hayatını zindan edeceğini anlatmış. Aradan geçen aylar içinde yaralarımızı sarmış, olanlara az da olsa alışmıştık. Mahmut babamın işlerini yönetiyor ve bir yandan da eve bakıyordu. Bu şekilde hayatımızı sürdürmeye çalışıyorduk. Ta ki hayatımızı mahveden o kapı çalana kadar. Herkes yatmış uyurken gece saat 2-3 sularında kapı çaldı. Zil falan değil, bildiğin 2-3 kişi kapıyı kıracak gibi takır takır yumrukluyor. Korktum. Hemen Hatice'yi kaldırdım. Annem hala uyanmamıştı. Hatice ile beraber panikle kapıya gittik. Kapının önüne geldiğimizde kapı hala yumruklanıyordu. Kapıyı hızla açtım. Karşımızda kimse yoktu. Şok olmuştuk. Kapı bir saniye önce gümbür gümbür yumruklanırken kapıyı açtığımızda karşımızda kimse yoktu. Birkaç saniye ayak sesi var mı diye dinledik. Hiçbir ses yoktu. Kafamı kapıdan çıkarıp sağ tarafa doğru uzattım. Bahçe kapısı kapalıydı. Kapıyı çalan her kimse hala bahçenin içinde olduğu kesindi. Hatice bu olana oldukça sinirlendi. Kapının yanındaki gaz lambasını yaktı. Gel benimle. Kim şu gerizekalı görelim dedi. Hatice'ye baktığımda gözlerinde korku değil öfke görünce ben de cesaret aldım. Kol kola girip bahçeye çıktık. Bir süre etrafa bakındık ve kimsecikler yoktu. Gaz lambasını Hatice'den alıp bahçe kapısına yürüdüm. Bahçe kapısı içeriden kilitliydi. Kapıyı çalanların duvardan atlaması da imkansızdı. Hayretler içerisinde nasıl olur diye düşünmeye başladım. Hatice kolumdan tutup arka bahçedeki ahırın önüne kadar çekiştirdi beni. Ahırda çocukluk zamanında aldığımız ve kesmeye kıyamadığımız iki koyundan başka hayvan yoktu. Hatice girişte asılı orağı eline aldı. Kapıyı yavaşça araladı ve içeriye daldı. Ben de hemen arkasından içeriye girdim. Ahırın her yerine baktık. İçeride koyunlardan başka bir şey yoktu. Elimiz boş bir şekilde kapının önüne doğru geldik. Merdivenlerden yukarı çıkarken kapının önünde bir şey gördük. Biraz daha yaklaştığımızda bunun demirden eski, desensiz bir taş olduğunu fark ettik. Fakat evden çıkarken kapının önünde böyle bir taş yoktu. İçerisi tamamen boştu. Hatice sinirlenip taşı eline aldı ve bahçenin dışarısına fırlattı. Bana dönüp, uyku sersemi fark etmemiş olabiliriz. Kapıya da kedi falan vurmuştur. Hadi yatalım dedi. İçeri girip yataklarımıza yattık ve tekrar uykuya daldık. Biz uykuya daldıktan çok kısa bir süre sonra bir gürültü tekrar uyanmamıza neden oldu. Evden bebek ağlama sesi geliyordu. Hatice odamızdaki gaz lambasını tekrar yaktı.
Bu sefer gözlerinde sinir değil, korku beliriyordu. Ben de korkuya kapılmış bir vaziyetteydim. Hatice ufak adımlarla tedirgin bir şekilde odadan çıktı. Ben de hemen arkasından çıktım. O sırada annem de sese uyanmış olacak ki odasından dışarıya çıkıyordu. Bize baktı. Şaşkın bir ifadeyle, "Kızlar, bu bebek sesi de ne?" dedi. Biz de bilmediğimizi söyledik. Ses evin içinden değil, kapının önünden geliyordu. Annem önden gidip kapıyı açtığında bebek sesi kesildi. Kapıda ne bir insan ne de bir bebek vardı. Ben o sırada tekrar kapının önünde aynı taşın durduğunu gördüm. Parmağımla Hatice'ye işaret ettim. İkimiz de donup kaldık. Annem, "Bu taş burada ne geziyor?" dedi ve alıp kenara koydu. Ardından kapıyı kapattı. Bize dönüp, "Benim odaya geçin, geliyorum." dedi. Şaşkınlık içinde annemin odasına geçip yatağa oturduk. Annem bir süre sonra elinde Kur'an-ı Kerim'le odaya girdi. Yanımıza oturup bir süre Kur'an okudu. "Hadi gidin yatın." dedi. Odaya geçti ve tekrar uykuya daldı. Annem Kur'an okuduktan sonra bir daha ses falan duymadık. Hep beraber öğlene kadar uyumuşuz. Kalkıp kahvaltı hazırladık. Sofraya oturduk. O sırada kapı çaldı. Kalkıp kapıya gittim. Kapıyı açtığımda karşımda Mahmut duruyordu. Ayakkabılarını çıkardı ve içeriye girdi. Ona da bir tabak çıkarıp sofraya koydu. Mahmut çayını yudumlayıp anneme döndü. "Yenge, bu sabah haber aldım. Bakkal Yakup'un hanımı Hatice'ye dün büyü yaptırmış. Onu da bizim işçilerden Ümit'in hanımına söylemiş. Dikkat edin, bu kadın size zarar verebilir." dedi. Annem sinirle sofradan kalktı. "Ben şimdi sorarım ona." dedi ve evden çıktı. Biz de arkasından gittik. Annem kadının kapısını yumruklamaya başladı. Bir süre sonra kapı açıldı. Kadın anneme baktı. "Ne var?" dedi. Annem bir anda kadının yakasından tuttu ve dışarıya atıp saldırmaya başladı. Kadın anneme vuruyor, annem de kadına. Biz de kavgayı ayırmaya çalışıyorduk. Fakat birbirlerine o kadar güçlü yapışmışlar ki ayırmak neredeyse imkansızdı. Kavga böyle sürerken annem bir anda bayılıp yere düştü. Kadın o fırsattan istifade edip evine kaçtı. Annem ensesini taşa çarpmış, bayılmıştı. Mahmut hemen arabasını getirdi. Bindirip hastaneye gittik. Annemi odaya aldılar ve sabaha kadar annemizi orada bekledik. Ertesi gün oldu ve hala haber alamıyorduk. Öğle saatlerinde bir doktor koridora geldi. "Döndü hanımın yakınları burada mı?" diye seslendi. Hemen doktorun yanına koşup yakınları olduğumuzu söyledik. Doktor, annemin omurilik soğanında büyük bir ezilme olduğunu ve artık yatalak olduğunu söyledi. Orada feryat figan ağladık, sızlandık ama ne fayda. Kadın artık hareket edemeyecek, konuşamayacak durumdaydı. Annemizi hastanede 3 gün daha yatırdılar ve ardından eve götürebilirsiniz dediler. Biz de umutsuz bir şekilde annemizi alıp eve döndük. Koskoca 6 kişilik ailede kala kala 2 kişi kalmıştı. 2 genç kız ve bir de arada eve uğrayan Mahmut. Ben bu yaşananlara az da olsa alışmıştım ve kendimi çabuk topluyordum ama Hatice kendini iyice salmıştı. Yemek yemiyor, eskisi kadar konuşmuyor, gülmüyor, odadan dışarıya çıkmıyordu. Bir gün yine mutfakta tek başıma oturuyordum. Kapı çaldı, Mahmut gelmişti. İçeri buyur ettim. Mutfağa geçtik. Mahmut, "Hatice nasıl oldu, düzeldi mi?" diye sordu. Ben de hala durumunun aynı olduğunu söyledim. Mahmut başını öne eğdi ve derin bir iç çekti. "Hatice ile evleneceğim." dedi. Bu lafını hiç beklemiyordum. Şaşkınlık içinde, "Saçmalama Mahmut. O senin kardeşin sayılır. Biz seninle çocukluktan beri beraber büyüdük." dedim. Mahmut kafasını kaldırdı. "Başka çaremiz yok. Kız orada çürürken böyle bekleyemem. Düğüne gerek yok. Nikah kıysak yeter. Ben onu düzeltirim, ilgilenirim." dedi. Biraz sert çıkışarak babamla görüşmesini ve böyle bir şeye kendi başına karar veremeyeceğini söyledim. Mahmut da babamla konuştuğunu, babamın bu duruma onay verdiğini söyledi. Babam izin verdiği için ben de sesimi çıkarmadım. "Hatice'ye söylerim." dedim. Mahmut'u gönderdim ve durumu Hatice'ye anlattım. Hatice kafasını kaldırdı. Öfkeyle, "Bana kimse sordu mu bunu? Evlenmiyorum kimseyle." diye bağırdı.
Kolumdan tutup odadan attı. Hatice'nin yaptıklarına anlam veremiyordum ama bir yandan da kendini tüm olanlardan sorumlu tuttuğunu düşünüyordum. Akşam saati geldi çattı. Uyumak için odaya gittim. Fakat kapı kilitliydi. Kapıya ağzımı dayayıp, "Hatice, kapıyı açar mısın? Yatacağım artık," dedim. "Hatice, bugün salonda yat. Yalnız kalmak istiyorum," dedi. İlk defa tek başıma yatacağım için korkuyordum. Salona geçtim ve koltuğa uzandım. Gece saatlerinde yine bir gürültü. Uykumun en tatlı yerini bıçak gibi kesti. Ağlama, inleme sesleri geliyordu. Bu seferki sesler dışarıdan değil, evin içinden geliyordu. Ben de gaz lambası Hatice'nin odasında, diğeri ise dış kapının önünde olduğu için karanlıktan kalkmaya korktum. Yataktan çıkmayı düşünmüyorken bir anda annemin yere düşebileceği aklıma geldi. Hemen yataktan fırlayıp annemin odasına koştum. Annem uyuyordu ve ses Hatice'nin odasından geliyordu. Karanlıkta oraya gitmek istemiyordum ama korkak ve ürkek adımlarla Hatice'nin odasının önüne geldim. Hatice'nin odasından ağlama değil, inleme sesleri geliyordu. Kapıyı iki kere tıklattım. Hatice yanıt vermedi. İki kere daha tıklattım. İnleme sesi kesildi. Hatice uykulu bir sesle, "Ben sana git, bugün burada yatma demedim. Beni bir daha rahatsız etme," dedi. Cevap vermedim ve tekrar salondaki koltuğa uzandım. Uyumaya çalışıyordum ama gözüme uyku girmiyordu. Uykuya dalmaya çalışırken mutfaktan tıkırtı sesleri geldiğini duydum. Korktum. Üzerimdeki pikeyi yüzüme kadar çektim. Hemen ardından mutfaktaki tabağın yere düşüp kırıldığını duydum. Pikenin altında korkudan titriyordum. Aradan birkaç dakika geçti ve bu sefer bıçağın mutfak mermerine sürtünme sesini duydum. Hiç ses çıkarmıyor ve kımıldamıyordu. Birkaç saniye bıçak sürtünme sesini duydum ve ardından hem o ses hem de Hatice'nin inleme sesi kesildi. Bu sessizlikten sonra kendi kendime acaba sesler mutfaktan değil Hatice'nin odasından mı geliyor diye düşündüm. Biraz cesarete geldim ve yüzümdeki pikeyi yavaşça biraz aşağıya indirdim. Tavanda bir karartı vardı. 7-8 yaşlarında erkek çocuk silüetine benzer bir karartı vardı. Korkup tekrar pikeyi yüzüme çektim. O an uykuya dalmak için dualar ediyordum. Sabah hava aydınlanana kadar o şekilde pikenin altında bekledim. Pencereden vuran güneşin ışıklarından cesaret alıp pikeyi indirdim. Etrafta hiçbir şey yoktu. Ayağa kalktım. Perdeyi açarak içeriye daha fazla ışık girmesini sağladım. Daha sonra öfkeyle Hatice'nin kapısına dayandım. "Aç kapıyı," diye bağırarak kapıyı yumruklamaya başladım. Hatice kapıyı yavaşça açtı. Tam Hatice'ye saldıracaktım ki Hatice gözyaşları içerisinde bana sarıldı. Bir anda öfkem geçmişti. Hatice yüzüme baktı. Tüm olanlar ikimizi de yıprattı. Zor zamanlar geçirdiğimiz için böyle çöktüm. "Bana izin ver. Bir süre odada tek başıma kalayım," dedi. Onu o halde görünce üzüldüm. Elinden tuttum. "Bırak şimdi şunları. Açlıktan öleceksin. Gel sana kahvaltı hazırlayayım," dedim. "Hatice, sağ ol. Ben gece kalkıp tıka basa yedim," dedi. O anda biraz duraksadım. Dün gece Hatice'nin odadan çıktığını fark etmedim. Ama meğer o sesleri Hatice çıkarmış diye düşündüm. "Peki neden ışıkla çıkmadın?" dedim. Hatice şaşkınlık ifadesiyle, "Senin uyuduğunu düşündüm. Rahatsız olma diye açmadım," dedi. İçime büyük bir ferahlama gelmişti. Dünkü sesleri Hatice çıkarmış ve o gördüğüm karaltı son zamanlarda yaşadığım zorluklardan dolayı psikolojik olarak gördüm diye düşündüm. Bu olayın ardından geçen günler boyunca buna benzer korkunç şeyler duyuyordum. Geceler bana zindan olmuştu. Gündüzleri uyuyor, geceleri ise seslerden dolayı uyuyamıyordum. Felçli annemi ise sadece sabah ve akşam bakıyordum. Annem yatalak, ablam kafayı sıyırmış. Ben ise çok kötü durumdaydım. Günler çaresiz, korku dolu ve acılar içinde geçiyordu. Artık kafayı yemek üzereydim. Hatice benimle konuşmuyor. Annem ise zaten bakamıyorum. Bir gün kafama dank etti. Evden çıktım ve köyde Mahmut'u aramaya koyuldum. Bir süre sonra köy meydanında karşılaştık. Mahmut'a bugün mutlaka bize gelmesini söyledim. Mahmut yarım saate geleceğini söyledi. Hızla eve geçtim. Evi hızlıca temizledim. Duş aldım
ve en güzel kıyafetlerimi giydim. Bir saat sonra kapı çaldı. Mahmut gelmişti. Beni her zaman gördüğünden farklı görünce biraz şaşırdı ama çaktırmamaya çalıştı. Mahmut'u içeriye buyur et. Mutfaktan çay alıp salona geçti. Mahmut, ne oldu hayırdır dedi. Ben de onun aklını almak için. Hani babam Hatice ile evlenmeni söylemişti. Hatice kabul etmedi. Benle evlen dedim. Mahmut şaşırdı ve biraz duraksadı. Olmaz kızım. Saçmalama lütfen. Senle ben olamayız. Hem sen benden yaşça küçüksün. Hem de baban onu Hatice için söyledi dedi. Mahmut'la ablam hayatta evlenemezdi. O yüzden ben kendimi ortaya atıyordum. Eğer evlenirsek evde bir ses olur. Omzumdaki yük, gece çektiğim korkular bir nebze olsun iner diye düşünmüştüm. Mahmut'tan başka çarem yoktu. Oturduğum koltuktan kalktım ve Mahmut'un yanına oturdum. Eteğimi dizime kadar sıyırıp bacak bacak üstüne attım. Arkama yaslandım ve Mahmut'un gözlerine imalı imalı bakmaya başladım. Mahmut'u istediğim noktaya getirmiştim. Kendi kendime de bir yandan bu iş oldu derken bir yandan da yaptıklarımdan utanıyordum. Mahmut dayanamadı. Üzerime atladı. Acılar içinde çırpınırken ayak sesi duyuldu ve hemen ardından odaya Hatice girdi. Mahmut üzerimdeydi ve çıplaktı. Hatice sinirli bir şekilde ''Ne yapıyorsunuz siz burada? Reziller!'' diye bağırdı. Mahmut üzerimden kalkıp ''Yemin ederim kardeşin yüzünden oldu.'' dedi. Ben dona kalmıştım. Yapabildiğim tek şey olduğum yerde ellerimle mahrem yerlerimi kapatmak oldu. Utancımdan cevap bile veremiyordum. Hatice sinirli bir şekilde üzerime yürüdü ve saçımdan tuttu. ''Sen utanmıyor musun lan kocamı ayartmaya, şerefsiz?'' dedi. Ablam saçımı çekerken utancımdan cevap veremiyor, yerdeki eteğimi alıp altımı örtmeye çalışıyordum. Hatice suratıma sert bir tokat attı ve yere düştüm. Bir çırpıda eteğimi alıp hemen giydim. Hatice üzerime çıktı, bana vurmaya başladı. Hatice'ye bir yandan yapmaması için yalvarıyor, bir yandan da ''Sen onunla evli falan değilsin.'' diyordum. En sonunda ağzım burnum kan içindeyken Mahmut Hatice'yi tutup üzerimden aldı. ''Gel karıcığım, bu ona yeter.'' deyip odasına götürdü. Ben karı koca muhabbetine anlam veremezken yediğim dayağın etkisiyle bir yandan da ayağa kalkmaya çalışıyordum. Kendimi güç bela banyoya attım. Elimi yüzümü yıkadım ve kafamı kaldırıp aynaya baktım. Gördüğüm şey karşısında gözyaşlarımı tutamadım. Hatice saçlarımı koparmış, yüzümü darmadağın etmişti. Korkunç gözüküyordum. Ağlayarak annemin yanına yattım. Kadının gözünden yaşlar süzülüyordu. Sarıldım ve yanında uyuyakaldım. Akşam saat 11 sularında uykum kaçmıştı. Olduğum yerden doğruldum. Anneme gün içinde hiç yemek vermediğim aklıma geldi. Kadına bir şeyler hazırlamak için yataktan kalktım. Fakat gaz lambası Hatice'nin odasındaydı. Odanın önüne geldim. Belki kilitlemeyi unutmuştur düşüncesiyle kapıyı açmaya çalıştım. Kapı kilitliydi. O sırada arkamdan Hatice'nin sesi geldi. Arkamı döndüm ve yavaşça Hatice'ye seslendim. Hatice, banyodan bana ağlamaklı bir sesle ''Lütfen yardım et.'' dedi. Korkmuş ve Hatice için endişelenmiştim. Mahmut'un evden çıkmadığı ve ona zarar verebileceği aklıma gelince hemen banyoya koştum. Hatice duş aldığımız yere oturmuştu. Karanlıkta ne yaptığı gözükmüyordu. ''Yardım et bana.'' diye seslendi. Ben de ona ''Korkma, ben senin yanındayım.'' dedim. Hatice'ye doğru yaklaşıp elimi yavaşça uzattım. ''Hadi Hatice, elimi tut.'' dedim. Yavaşça elini bana uzattı ve bir anda kolumdan sertçe tutup kendine çekti. Bir anda yüz yüze gelmiştik. Suratı korkunç vaziyetteydi. Tek gözü yoktu ve bana gülüyordu. Bir eliyle sertçe kolumdan tutarken bir yandan da öteki elindeki bıçağı havaya kaldırdı. Çığlık ata ata kendimi salona attım. Gözyaşları içerisinde annemin odasına gittim. Kapıyı hızlıca kapatıp arkasına yaslandım. Bir süre hiç ses duymayınca yönümü anneme doğru çevirdim. Tekrar çığlık attım. Çünkü yatalak annem yavaşça yatağından kalkıyordu. Korktum ve aklıma dış kapının önündeki eski gaz lambası geldi. Kapıyı açıp odadan çıktım. Dış kapıya doğru koşarken bir anda tak tak diye sesler gelmeye başladı. O ses dış kapıdan geliyordu. Kaçacak yerim kalmamış, evin içinde panik, korku ve gözyaşlarıyla kaçıyordum.
Fakat tüm çıkış yollarım kapalıydı. Korku ve panik içinde çığlık çığlığa ortada kala kalmıştım. Bir anda abilerimin odası aklıma geldi. Hemen koşup odaya girdim ve kapıyı kapattım. Kapının önüne oturup dizlerimi yüzüme çektim ve sessizce ağlamaya başladım. Çaresizce ben şimdi ne yapacağım diyordum. Bir süre sonra tüm gürültüler kesildi. Tekrar bir şey olur diye sessiz sessiz bekliyordum. Aklıma gelen başıma geldi. Hatice'nin sesi geliyordu. Mırıldanarak yürüyordu. Hem mırıldanışını hem de ayak seslerini duyuyordum. Fakat Hatice bu odada değil, uzaktaydı. Sesi uzaktan yavaş yavaş yakına geliyordu. Anladım ki bana doğru geliyordu. Salonun kapısının açıldığını duydum. Daha sonra benim olduğum odanın önüne geldi ve durdu. Mırıldanmayı kesti. Dışarıdan bana sanki hiçbir şey olmamış gibi seslendi. Ablacığım, kapıyı açar mısın? Hiçbir cevap vermedim. Seninle konuşmam gerek dedi. Yine ses çıkarmadım. Daha sonra elindeki bıçağı duvara doğru sürterek annemizi bu işkenceden kurtaracağım. Bu halde yaşamaktansa ölmesi daha iyi dedi. Yavaş yavaş annemin odasına doğru gitti. Ne yapacağımı bilmiyordum. Olanlara aklım ermiyor. Bir yandan da anneme zarar vermesinden korkuyordum. O an aklıma kadının son günlerde çektiği çileler, bakımsız, aç ve susuz halde kalması aklıma geldi. Cesaretimi topladım. Annem için ayağa kalkıp hızlıca odadan fırladım. Annemin odasına doğru koştum. Kapıyı hızlıca açıp içeriye daldığımda odada sadece annemin olduğunu ve uyuduğunu gördüm. Derin bir oh çektim. O anda arkamdaki kapı sert bir biçimde kapandı. Panikle arkamı döndüğümde Hatice'yi kapının arkasında gördüm. Bir anda bağırarak üzerime atladı. Ben yere düştüm. O sırada yere kafamı vurmamla bayılmışım. Sabah bayıldığım yerde uyandım. Şaşkınlık içinde etrafıma bakındım. Annem uyanmış, havaya bakıyor ve inliyordu. Ayağa kalktım. Önce banyoya gittim. Hiçbir kan lekesi yoktu. Kendimi biraz toplayıp mutfağa gidip anneme yemek hazırladım. Güzelce kadının karnını doyurdum. Yatağını ve altını temizledim. Daha sonra Hatice'nin odasının kapısının açıldığını duydum. İlk başta korktum ama gündüz olduğu için gece kadar zorluk çekmiyordum. Biraz sonra da Hatice odaya girdi. Hemen kalktım. Abla, benimle bahçeye gelir misin? Biraz hava alırız, konuşuruz. Seni çok özledim dedim. Ablam gülümsedi ve kafasını salladı. Beraber bahçeye çıktık. Ellerinden tuttum. Yeter artık, kendine gel. Çok zor günler geçiriyorum. Kabuslar, hayaller görüyorum. Yalnız başıma kaldım. Biliyorum, Mahmut olayından dolayı bana çok kızgınsın ama ben yalnız kaldığım için onu eve çağırdım. Başımızda biri olsun diye onunla evlenmek istedim. Sen bana o benim kocam diyerek saldırdın. O senin kocan değil, sen onu reddettin dedim. Hatice yüzünü biraz astı. Ablam, biliyorum zor zamanlar geçiriyorsun ama benim seni o odaya almam doğru olmaz dedi. Şaşırdım. Neden? Yıllarca aynı odada kaldık ve şimdi beni neden almıyorsun dedim. Sen evli olsan kocanla yattığın odaya beni alır mısın dedi. Sinirlendim ve ablama onun evli olmadığını anlatmaya çalıştım. Ablam en son sinirlenerek yeter ben mutfağa gidiyorum. Kahvaltı yapmam lazım. Hamileyim dedi. Ardından içeri girdi. Ben de arkasından içeri girdim. Hatice mutfağa karnına tuta tuta gidiyordu. Fırsat bu fırsat diyerek odasına gizlice girdim. Karşımda gördüklerim beni şok etti. Duvarlarda, tavanlarda tırnak izleri vardı. Yerde tuhaf yazılar vardı. Daha önce böyle yazılar görmemiştim. Daha yakından görmek için yere çömeldiğim sırada kafama sert bir cisimle vuruldu ve yere serildim. Bayılmamıştım. Gözlerim kararmış. Başım dönüyordu. Kafamı tutarak kendimi güç bela sırt üstü yatırdım. Tepemde Hatice dikiliyor, bana bakıyordu. Konuşmadan ayağımdan tutup salona kadar sürükledi ve öylece bıraktı. Ardından yavaşça yürüyüp odasına gitti. Bir süre yerden kalkmadım. Yerde bir sağa bir sola doğru kafamı tutarak kıvranıyordum. Dışarıdan ezan sesi duydum. Akşam ezanı okunuyordu. Bir süre dinledim ve aklıma
Havanın karardığı geldi. Zor da olsa ayağa kalktım. Başım çok fena dönüyordu. Dış kapıyı açtım. Dışarıdaki gaz lambasını almak için ayağımı eşikten dışarıya attığımda ayağıma bir şey takıldı. Yerde yine o taş vardı ve ayağımla devirmiştim. İçinde küflenmiş sulu ekmekler vardı ve yere dökülmüştü. Hızlıca ekmekleri içine doldurup taşla beraber dışarı fırlattım. Gaz lambasını aldım. İçeriye girdim. Annemin yanına yattım ve kendi kendime acaba bu gece yine ne çile çekeceğim diye düşündüm. Akşam 11'e kadar uyuyakalmışım. Uykumu yine gece vakti çalınan kapı sesi bozdu. Gözlerimi açtım. Bu sefer dış kapı değil, bahçe kapısı çalınıyordu. Gaz lambasını yaktım. Korkarak evin dış kapısını açtım. Ardından bahçe kapısının önüne geldim. Kimsiniz diye seslendim. Bir kadın sesi telaşla, kızım ben bakkal Yakup'un karısı. Hemen kapıyı aç dedi. Kapıyı yavaşça açıp ne var bu saatte, ne istiyorsun diye azarladım. Kadın ellerini birleştirip kızım Mahmut Hatice'yi kaçırdı. Çaya doğru kızı sürükleyerek götürüyor dedi. Kadının söylediklerine inanmadım. Beklemesini söyledim ve kapıyı kapatıp içeri girdim. Hatice'nin odasına doğru ilerledim. Kapı açıktı. İçeride Hatice yoktu. Diğer odalara tek tek baktım. Koşarak kadının yanına tekrar geldim. Neredeler? Nereye götürdü ablamı diye telaşla sordum. Kadın, çaya giden yoldan gittiler. Kızı sürüklüyordu dedi. Kapıyı kapattım. Doğru çay yoluna koşmaya başladım. Oraya tek bir yol gidiyordu. Eğer ablamı sürükleyerek götürüyorsa ben koşarak onlara yetişirim diye düşündüm. Yoldan bir sopa aldım. Nefes nefese koşmaya başladım. 15 dakika kadar sonra dereye giden yolun sonuna geldim. Nerede olduklarını görmek için etrafa göz gezdirdim. Hemen ileride çayın yanında eski tarihi yıkılmış bir kale vardı. Onun tepesinde ufak ışıklar gördüm. Hemen oraya doğru koşmaya başladım. Kalenin merdivenlerine geldiğimde yavaşladım. Sessizce yukarıya doğru çıkmaya başladım. Bir süre sonra merdivenlerin bitişinden 10 metre ileride Hatice'yi yerde yatıyor halde gördüm. Etrafında mumlar yanıyordu. Mahmut'un arkası dönük, çantasından bir şeyler çıkartıyordu. Hemen üzerine koştum. Elimdeki odunla 3-4 defa Mahmut'un kafasına sertçe vurdum. Mahmut kafasını tutarak yere serildi ve sızlanmaya başladı. Hemen Hatice'nin elindeki ipi açtım. Etraftaki mumları tekmeleyerek devirdim. Mahmut'un sırt çantasını uçurumdan atmak için elime aldım. Mahmut ayağa kalkmaya çalışarak "Dur, yapma!" diye bağırdı. Onu dinlemedim ve çantayı dereye doğru fırlattım. O sırada Hatice çoktan ayağa kalkmış ve karnını tutarak kalenin merdivenlerinden inmeye çalışıyordu. Mahmut zor bela ayağa kalkıp Hatice'yi yakalamak istedi. Ben hemen Mahmut'un üzerine atlayıp gitmesine engel oldum. Mahmut bir süre elimden kurtulmaya çalışsa da kurtulamadı. Daha sonra Mahmut beni dövmeye başladı. Hem de öldüresiye dövüyordu. Canım çok yanıyor ve karşı koyamıyordum. Bir süre sonra kendimden geçtim. Artık tam bittim tükendim derken biri gelip Mahmut'un kafasına çok fena vurdu. Mahmut bir anda yanıma serildi. Karşımda bakkal Yakup'un karısı dikiliyordu. Elimden tutup beni oturttu. Elinde demir bir sopa vardı. Mahmut'un üzerine yürüyerek "Her şey senin yüzünden oldu. Ne yaptığını biliyorum." dedi. Mahmut sürüne sürüne uçurumun kenarına gitti ve aşağıya doğru kendini attı. Yaşlı kadın yanıma oturdu ve elimi tuttu. Ben güç bela bir şekilde "Neyi biliyorsun?" dedim. "Eve gidelim. Her şeyi anlatacağım." dedi. Beni bir süre dinlendirdikten sonra ayağa kaldırdı. Kadının evine vardık. Beni yatağa yatırdı ve yaralarımı bir bezle silmeye başladı. Ben "Anlat." dedim. Kadın iç çekerek "Bak kızım, sizinle yaşadığımız kavgadan sonra sinirlendim. Tüm olaylar için Hatice'yi suçladım. Öcümü almak için Hatice'ye büyü yaptırmaya karar verdim. Büyücü bir kadın vardı. Ona gittim. Durumu anlatıp büyü yaptırmak istediğimi söyledim. O da bana Mahmut diye biri geldi. O kıza zaten büyü yaptırdı dedi. Ben de bunu duyunca büyüden vazgeçtim. Olayın aslını araştırdım. Bu Mahmut denen uşağınız sizin mallarınıza göz dikmiş. İsteme olduktan sonraki gün Hatice tecavüze uğradığında
Oğlum dükkanda babasıyla çalışıyordu. O sıra Mahmut, Hatice'yi bayıltıp tecavüz edip suçu bizim oğlana attı. Sizinkiler anlamadan dinlemeden gelip kocamı ve oğlumu öldürdü. Bu sayede Mahmut babanı ve abilerini hapse attırdı. Geriye annen ve siz kaldınız. Seni zayıf halkı olarak gördük. Ablanla da evlenmeyi düşündüğü için annene de büyü yaptırdı. Hatice evlenmeyince kızı cinlerden hamile bıraktırıp insanlara bebeğin babası benim diyerek düğün yaptıracaktı. Geriye sen kaldın. O kadına tekrar gidip seni de delirtmek için cinleri musallat etti. Bu sayede tüm mallarınıza konacaktı dedi. Duyduklarım bana şok üstüne şok yaşatıyordu. Peki madem öyle neden Hatice'yi daha kaçırdı dedim. Kadın anlamıyor musun? Hatice cinlerden hamile kaldı. O çocuğu cinlere verecekti. Bu ayini dağda yapacaktı. Hatice'nin doğumu geldiği için gitmişlerdir. Ama amacına ulaşamadılar dedi. Sabah ezanı okundu. Hatice'yi aramak için tekrar oraya gitti. Hatice etrafta yoktu. Dağları tepeleri, mağaraları tek tek gezdim ama ablamı bulamadım. Köylüye haber verdim. Hep beraber aramaya koyulduk ama yine bulamadık. Aramalar sırasında annemin ölüm haberini de alınca ben kafayı sıyırmıştım. Bu olayların travmasını atlatamadım. Uzun bir süre tek başıma kaldım. Daha sonra köyümüzden birisiyle evlendim. Ablamı aramayı hiç bırakmadım ama asla onu bulamadım.